Arkadaşlar herkese merhabalar. Varşova'dayız. Herkesin bayramı mübarek olsun. Herkese bol şans. Arkadaşlar şimdi biz neden buradayız? Burada olmamız çok farklı bir sebepten, vizeyle alakası olmayan bir şeyden ötürü. İnsanlara yaptığımız iyiliklerden, insanlara yaptığımız güzelliklerden dolayı uğradığımız hainlikler, uğradığımız güvensizlikler. Şimdi arkadaşlar biz Dursun adında bir müşterimizi buraya getirmiştik. Kendisine taksitli şekilde araba sattık. Doğru mu? Bunları da zaten paylaştık. Videoları var. Eren'in videoları da var sattığımızda. Şimdi arkadaşlar bu araba 1000-1500 kilometre sonra müşterinin elinde, yani Dursun'un elinde bozuldu. Daha önce araba alıp satmayan veya daha önce hayatında ticaret yapmayan insanların zaten bu tarz şeylerden uzak durması gerekir. Neden? Siz bir araba aldığınızda, ki keza bunda iki defa bizim başımıza geldi. Biz bir araba aldık, iki defa araba aldık. Birisinde yağ lambası yaktı, birisinin camları bozuldu. Biz, bunlar 5 dakika sonra olmuştu. Yağ lambası yaktığında yağ pompası bozuk. Biz 5 dakika sonrasında biz bunu öğrendik. Eren'le beraber gidiyorduk. Eren dedi ki, abi dedi, gel dedi, geri bırakalım dedi, geri götürelim dedi. Ben dedim, aldık artık dedim. Aldık, yani bu bitti. Olan oldu artık, yani biz bunu almışız. 5 dakika içinde belki bir şeyler yaptık. Şimdi bir arabayı aldıktan sonra 1 hafta kullan, 2 hafta kullan, işte 1000 kilometre git, şunu yap, bunu yap değil. 5 dakika, 10 dakika dahi sonra bile bozulsa bir şey aldığınızda bunu geri götürmek ya mantıklı bir hareket değil. Çünkü 1000 kilometre kullanmışsınız arabayı. Bu 1000 kilometre içerisinde bu arabaya ne yaptığınızı satıcı kişi bilemez. Satan kişi bilemez. Doğru mu? Örnek veriyorum, bir araba getirin bana, 10 saniye içinde ben o arabayı bozayım. Az çok şoförlük bilen, az çok arabayla alakası olan birisi zaten 10 saniye içerisinde arabayı bozmayı bilir zaten. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Gidelim biz de o zaman bugün Ferrari alalım bir tane. Gidelim 10 gün, 14 gün, 15 gün kullanalım, araba bozuldu deyip geri getirelim. Böyle bir şey var mı? 3 gün, 5 gün kullanalım, geri götürelim. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Açarsın yağ şeyini, kapağını, atarsın içine taşı, hadi geçmiş olsun, bitti gitti, yani böyle bir dava yok arkadaşlar. Şimdi biz bu arkadaşa taksitli şekilde bu arabayı satmıştık. Burada da hava sıcak. Taksitli şekilde biz bu arabayı satmıştık kendisine. Birinci taksitini ödedi, geri kalan 8 taksiti vardı. Kendisi bize güvenmiyordu, gram güvenmiyordu. Biz vizesini aldık, getirdik. Hala daha güven sorunları yaşıyordu. Yok işte Eren'e söylüyor, sözleşme yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye. Tamam dedik, sıkıntı yok. Ben evrakları alırken dahi yanında makine getirmiş, arabayı kontrol ediyor. Ben tamirciyim diyor, şöyleyim, böyleyim diyor. Arabadan çok iyi anlıyorum falan. Arabayı kontrol etti, ona baktı, buna baktı, test sürüşü yaptı. Bu arabayı kendisi satın aldı bizden. Kendisi isteyerek aldı, biz kimseye zorla bir şey satmıyoruz. Kendisi isteyerek aldı. Bu arabayla 1000 kilometre yaptıktan sonra Eren'i arayıp işte yolda kaldım ben, araba bozuldu. İşte nasıl olacak, nasıl edecek, benim param yok yaptıracak tarzı şeyler oldu. Şimdi biz kendisine tamam dedik, yine biz yaptıralım, yine geri kalan ödemenin üstüne koyarız, sen ödersin dedik. Tamam dedi, arabayı yaptıracaktık, işte yaptırmadı, sonra yok lojistik işine girdi. Lojistik işinde 2022-2023 model arabalar var. Gidip onu bile bozdu. Kablosunu kesmiş o arabanın da. O arabayı da bozup hani öyle bir şey ki gidiyor Almanya'da arabayı bırakıyor. Adamlara fotoğrafını, videosunu atıyor. Gelin arabanızı buradan alın. Adamlar 2023 model arabanın motorunu indirmişler. Onun tamirini yapıyorlar. Bu şahıs yüzünden. Bu kişi yüzünden. İnsanlar size bir iyilik yapıyorsa, insanlar size bir hizmet veriyorsa bunların elbet ki bir karşılığı olur. Böyle hainlik, zaten bu tarz hainlikler benim kendi yakın çevremde de çokça fazla görüyorum. Son zamanlarda özellikle. Güvendiğimiz, eşimiz, dostumuz dediğimiz, kardeşimiz, abimiz dediğimiz insanlarda çok fazlasıyla hainlik görmeye başladık son zamanlarda zaten. İhanet, yalan, dolan. Yani arkadaşlar birisi size bir iyilik yapıyorsa bir karşılık verin yani. Buna bir düşmanlık yapmayın. Al bak şimdi bu araba çöp. Bir aylık şeyini ödemiş. Bir aylık şeyden sonra çöp. Bir aylık demişim. Bir haftalık kira gibi ödemiş. Şimdi çöp. Hani bu araba şimdi kime ne hayrı gelecek bu arabanın? Kime ne hayrı gelecek bu arabanın şimdi? Ne hayrı gelecek kime? Kime ne hayrı gelecek bu arabanın? Bu arabanın kime ne hayrı gelecek? Ne hayrı gelecek şimdi buna? Ha, yazık günah değil mi? Ha? Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi arkadaşlar bunlara? Yazık günah değil mi şimdi bunlara? He? Neymiş? Parası yokmuş. Neymiş? O yokmuş. Bu insanlığa al sana taksi. He? Bu insanlığa yaranır mı? Yakışır mı bu size yapılan insanlığa? He?
Yakışır mı arkadaşlar? Gel oradan, gel oradan, gel. Gel oradan. Gel oradan. Gel oradan. Neymiş? Arkadaş bize güvenmiyormuş. Sen güvenmiyorsan biz de sana böyle GPS'i koyarız, tamam mı? Buraya getiririz böyle GPS'i. Şuraya yerleştiririz. Biz de seni buradan zaten takip ederiz. Biz de seni zaten buradan takip ediyorduk. Yazık günah değil mi arkadaşlar? Yazık günah değil mi? Siz söyleyin ya. Siz söyleyin. Yazık günah değil mi? Paran yok. Yardım ediyoruz. Yazık günah değil mi arkadaşlar? Yazık günah değil mi? Ha? Ha? Bu arabanın benim için manevi değeri ne kadar yüksek? Eski videoları izleyen arkadaşlar zaten bilir. Ben Avrupa'ya geldiğimde, buraya geldiğimde sokakta kaldığım günler oldu. Tren istasyonunda yattığım günler oldu. Bu arabada kalmaya başladım sonrasında. Bu araba benim ilk arabamdı. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla bunu veriyoruz. Karşılığında karşılığında bunlarla karşılaşıyoruz. Al sana taksitli, al sana insanlık. Al sana insanlık. Bak, al sana insanlık. Bak, insanlık yaptık sana. Al sana insanlık. Yazık günah değil mi arkadaşlar? He? Almışsın bunun motorunu, patlatmışsın. He? Yazık günah değil mi? Bekle, bekle. Bekle. Çek çek bunları da, çek çek. Çek çek bunları da, çek. He? Yazık günah değil mi? Gelmişsin buraya. He? Yardımcı oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. He? Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? He? He? Yazık günah değil mi? Şimdi camlarını kırmıyorum burada bunun. Neden kırmıyorum? Burada sonuçta insanların yeri var. Yerler cam kırığında olmasın diye. Ona da şey yapmayın, tamam? Ona da yapmayın. Peşinatsız işlem yaparsın, insanların kişisel sorunları olur. Kişisel sorunlarından iptal ederler. Peşinatlı yaparsın, yine iptal ederler. Arkadaşlar, biz kimseye kötülük derdinde değiliz. Biz insanlara iyilik yapma derdindeyiz. Ne olur insanlar birbirine iyilik yapa yapa. Bakın şimdi buraya gelen, bizle beraber çalışan çoğu kişi hiçbirisi daha önceden tanımayız. Bunlar da bizim bir müşterimizdi. Ne oldu? Geldiler, bize yanaştılar. Bizle düzgün iletişim kurdular. Bize bir hainlik yapmadılar. Beraber olduk. Beraber çalışıp sonrasında tabii yine hainlik gördüğümüz kişiler de oldu. Bunlar da olmadı değil. Ama yani yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Ayıp değil mi? Ha? Ayıp değil mi? Arkadaşlar yani bakın araba. Bu arkadaş da gitti bu arabanın içinde. Yaşadı. Değil mi? Yazık günah değil mi? Türkiye'deki değerini siz biçin arkadaşlar. Türkiye'deki değerini siz biçin. Vallahi, billahi, billahi. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Şaka gibi. Bak. Al sana araba. Al sana araba. Arabayı görüyor musun? Araba bak. Aa, uçtu gitti. Diyebilecek bir şey yok ya. Ne diyeceksin insanlara? Ne diyeceksin? Herkesin içinde hainlik, herkesin içinde düşmanlık, içten pazarlama. Neyse bunu kırmayalım şimdi. Her taraf şey olmasın.
Al sana taksi. Al sana taksi. Taksi. Bunu böyle yapacağız, böyle. Sokacaksın içine. Yamuk kapanı böyle sokacaksın içine. Tamam mı böyle? Hoppa! Bunun içinde böyle dursun. Yani arkadaşlar, peşinatsız işlem yapıyoruz. Karşılığında hainlik görüyoruz. Yani peşinatlı yapıyoruz. 3 gün 5 gün geçiyor. 3 gün 5 gün sonra ben vazgeçtim diyor ya. İnsanların keyfine göre, insanların zevkine göre, hayatına göre biz hayatımızı şekillendiremeyiz. Bizim bunu yapma şansımız yok. İnsanlık yapıyoruz. Taksitli vermişiz mesela. Gelen herkese taksitli araba verebilirdik. Ne oldu? Bir kişi yüzünden bu saatten sonra taksitli araba satmıyoruz. Bitti gitti. Yani ne gerek var böyle şeylere? Kırdık yine. Yine kırdık camları. Yine kırdık camları. Arkadaşlar diyebilecek bir şey yok. Yani şimdi bu araba hurdaya gidecek. Ettiğimiz zarar cabası. Yani maddi zararı geçtim. Bunun bir de manevi zararı var. Bu saatten sonra biz insanlara nasıl güvenelim? Biz insanlara nasıl yardımcı olalım? Bunları da söylerseniz biz de ona göre hareket ederiz. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar bu saatten sonra. Ya ne diyeyim ki? Diyecek bir şey yok. Diyebilecek başka bir şey yok. Neyse biz kırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu kapatalım. Bunu paramparça edeceğiz. Artık ondan sonra hurdaya gidecek. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah böyle kötülerden insanları korusun. Böyle karakterini yansıtamayan insanlardan korusun. Diyecek başka bir şey yok arkadaşlar. Herkese bol şans.